Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Mersin 3. Organize Sanayi Bölgesi'nden video çekiyorum size. Arkadaşlar ben sanayi esnafıyım. Sanayide gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşçi bulma konusunda, eleman bulma konusunda. Ve piyasada bir iş sıkıntısı, işte iş bulamama sıkıntısı, işte ne bileyim ülkede işsizlik sıkıntısı. Bunlar sürekli televizyonlarda, gazetelerde, internette çıkıyor. Arkadaşlar burası Tarsus, Mersin Tarsus 3. Organize Sanayi Bölgesi. Biz burada iş yapıyoruz. Ben de sanayi esnafıyım. Arkadaşlar görüyorsunuz çantayı. Burada bir çelik işi çalışıyor. Firmada kesinlikle para sıkıntısı yok. Kesinlikle bir problem yok. Yalnız çalıştıracak işçi bulamıyor. Hemen arkamda bir lastik fabrikası. Aynı şekilde eleman çalıştıracak kalifiye eleman yok. Buradan dönüyoruz arkadaşlar. Şu şantiyenin büyüklüğüne bakın. Yani burası şu anda yapılıyor. Usta yok. Eleman yok. Yetişmiş eleman yok. Yani şu anda 400 lira, 450 lira gibi bir yevmiye veriyorlar. Aylık maaşlarda 12 bin lira, 13 bin liranın altında eleman yok. Eleman bulamıyorlar. Yani şuraya bakın arkadaşlar. Kocaman şantiye bir tane vinç, iki tane adam çalışıyor. Yok. Yani usta yok. Çalışacak adam yok. Aynı şekil. Burası dediğim gibi gelip kendi gözünüzle görebilirsiniz. Yani işsizlik, mişsizlik bilmem ne bunlar hikaye. İşsizlik nasıl var? Arkadaşlar anne babalarımızın yaptığı hatalarla işte çocukların hepsi talep arz meselesi. Talep arzın dışında bir meslek yetişmesi oldu. Ne oldu? Şu anda ülkemizde çokça öğretmen, çokça polis adayı, yine çokça doktor adayı. Yani gerek duyulmayan mesleklerde aşırı bir yüklenme oldu. Şimdi öğretmenler piyasada boş geziyor. Doktorlar piyasada boş geziyor. İşte bunun gibi kamu personelliğine kendilerini hazırlamış. Bir sürü millet boşta işsizlik çekiyor. Ama biz sanayi ortamında bu gördüğünüz gibi çalıştıracak eleman, çalıştıracak adam bulamıyoruz. Yok. Yani siz bana çıkıp bir tane iş bulamayan sıvacı, iş bulamayan duvarcı, iş bulamayan demirci veya iş bulamayan elektrikçi gösteremezsiniz. Yani ülkemizde böyle bir işsizlik sıkıntısının doğma sebebi talep arzın yanlış gelişmesi. Şimdi bakıyorum şimdi gençlere, çocuklara. İşte yetişiyor çocuklar. Nereye gönderiyorsun çocuğu yaz tatilinde? Voleybol kursuna, basketbol kursuna, yüzme kursuna, bilmem ne kursuna. Ya arkadaşlar çocuklarınızı buralara göndermeyin. Ha belki size benim söylediklerim ters gelebilir ama biz çocukken yaz tatillerinde sanayiye gidiyorduk. Yani şu anda sanayide çırak yok. Bugün senin voleybol kursuna, basketbol kursuna gönderdiğin çocuk yarın üniversiteyi bitirince ortalıkta boş gezecek. Ama sen bu çocuğu sanayiye versen, bir otoelektrikçiye, bir tamirciye, bir demirciye, bir mobilyacıya. Yani bu çocuk okulunu okur, atandı, atanamadı, elinde bir mesleği olur. Yani çocuklarınıza yazık etmeyin. Yani ülkemizde gerçekten aşırı miktarda, yani şu sanayi bölgelerinde muhteşem bir iş, muhteşem bir para var. Yani devlet buralara hem teşvikle para gömüyor, hem ithalat ihracattan yüksek miktarda bir gelir var. Yani bir de dolarla, euroyla çalışıyor buralar. Yani bu bölgelerde para sıkıntısı kolay kolay yok. Biz burada iş yapıyoruz. Bir sürü firmalara iş yapıyoruz. İşte Arbel'di, Uğur Tekstil'di, Hicaz Baharat'tı. İşte yani %80 firmaların çoğuna iş yapıyorum. Yani hiçbirisinde bir para problemi yok. Yani şu şantiye var ya, belki 4-5 aydır yatıyor. Yazık, günah. Niye yatıyor? Eleman yok. Taşeron geliyor 3 tane 4 tane adamla. Buraya 40 tane adam yığsa burası 2 ayda bitecek, 1 senedir duruyor. Burası duruyor. Ama bakıyorsunuz işsizlik var, işsizlik var abi arkadaş, işsizlik var. Nasıl var? Mesleğe yapacak adam yok. Şu anda demirci piyasada yok, elektrikçi yok, sucu yok, kalıpçı yok, betoncu yok. Herkes mühendis, profesör, mimar. Ya şu gördüğünüz kocaman şantiyede bir tane mühendis, bir tane mimar lazım. Ama 500 tane usta lazım. Bu gördüğünüz şantiyede bir tane mühendis, bir tane mimar lazım, 500 tane usta lazım. Keza aynı şekil. Ya ne yapacağız burada 500 tane mühendisi, 500 tane mimarı ne yapacağız? Zaten gelen mimarla mühendise de biz işi yaptıktan sonra proje çiziyor. Birçoğu zaten okulda eğitildiği için, pratikte olmadığı için projelerin de yarısı yanlış. Yani çocuklarınızı sanayiye yönlendirin. Sanayide geliştirin. Yani biz teknoloji olarak da gelişmememizin sebebi bu. Herkes öğretmen, herkes psikolog, herkes işte muhasebeci, herkes dış ticaret, herkes ihracatçı, ithalatçı. Kim çalıştıracak? Nerede çalışacak? Ondan sonra biz işsizlik çekiyoruz. Biz eleman sıkıntısı çekiyoruz. İş yapamıyoruz. Eleman bulamıyoruz.
Yani arkadaşlar burası sadece Tarsus 3. Sanayi Bölgesi. Bunun da Mersin sanayisine bir girin ağlarsınız ya. Şu anda ustaların tamamı benim babamın yaşıtları, 60'lı yaşlarda ustalar. 100 tane usta bugün işi bıraksa o işi yapacak 10 tane arkasından gelen eleman ya var ya yok. Yani bitmiş durumdayız. Ama bunun devletle, mevletle, hükümetle, yani ben siyaset yapmak için bu videoyu çekmiyorum. Gerçekten bir eleman sıkıntımız var. Yazık arkadaşlar. Bakın ya. Yani şu bin şurada kurulu görüyor musunuz? Bak. Yazık. Eleman yok. Yavaş yavaş gidiyor iş. Yavaş yavaş. Hep yavaş yavaş. Yok. Eleman yok. İşsizlik var. Nerede işsizlik var? Gelin. Yani ben yalan konuşmuyorum. Adresim belli. Diyorsanız ben kalıpçıyım, demirciyim, elektrikçiyim, sucuyum, boşta geziyorum. Gelin arkadaş. Ben size burada iş yığayım ya. Hepsi eleman arıyor ama çalışacaksınız. Yani bugün aylık 12 bin lira, 13 bin lira maaş. Polis de aynısını alıyor. Az bir para değil. Adamlar öğlen yemeğinizi veriyor. Servisle sabah alıyor, akşam bırakıyor. Yazık, günah ya. Vallahi yazık, günah. Çocuklar yüzme havuzlarında, voleybol parklarında. Yok işte handballlar, bilmem neyler, şunlar bunlar. Abi arkadaşlar, verin. Çocuklarınızı verin sanayiye, kendilerini yetiştirsinler, geliştirsinler. Yok, kocaman sanayi bölgesi ya. Bu bütün illerde böyle arkadaşlar. Bak ben Trabzonluyum. Trabzon sanayisinde, Samsun sanayisinde, İstanbul, Ankara'ya sık sık gidiyorum. Oralar böyle. Hiçbir yerde eleman yok. Eleman yok ama işsizlik oranlarımız çok yüksek. Aşırı bir yüksek. Çünkü herkes öğretmen olmuş. Herkes doktor olmuş. Herkes polis adayı. Herkes uzman adayı, herkes bilmem ne adayı, hiç kalıpçı adayı, demirci adayı, sucu adayı yok. Yok. Bir de çocuklarınızı yanlış yetiştiriyorsunuz arkadaşlar. Ben okul okumuş birisiyim. Kendi meslek dalımda okuyabildiğim yere kadar okudum. Şöyle bir algı oluşmuş. Beni görenler bana diyorlar ki, aa sen oku. Pardon, önce diyorlar ki niye okumadın? Ben okudum diyorum. Şu belgelerim işte burada. İşte üniversite, lise, diplomalar. Aa sen niye bu işi yapıyorsun? Ne iş yapacağım? Benim bu işten kazandığım parayı devlet memurluğu kazandırmıyor ki. Şu anda sanayide iyi bir usta 12-13 bin lira maaş alıyor. Öğretmen ne kadar alıyor? Bugün sanayide en kötü elektrikçinin günlük dükkanın geliri 1500 lira, aylık 45 bin lira yapar. Bir elektrik mühendisi bu parayı kazanabiliyor mu? Yok. Vinç operatörü. Vinç var, operatörü yok. Silindir var, operatörü yok. Grader var, operatörü yok. Yok. Herkes oku, okumak sadece üniversite bitirmeyle olmuyor arkadaşlar. Yaşadığınız ülkede, yaşadığınız ortamda çalışabileceğiniz mesleklere çocuklarınızı yönlendirin. Meslek liseleri ülkemizin en kaliteli, en iyi okulları iken şu anda bütün toplama öğrenciler bir yere girememiş, atanamamış, bir yere tutturamamış bütün çocukları meslek liselerine topluyorlar. Ya meslek lisesi, meslek okulları, ben meslek lisesinde öğretmenlik yapıyorum aynı zamanda. Öğrencilerim de var, yanımdalar. Yani meslek liseleri bu duruma düşmemeli arkadaşlar. Bizi kurtaracak olan meslek lisesi, bizi kurtaracak olan bu fabrikalar, bu şantiyeler. Bizi ilerletecek olan bunlar. Yani bu, dikkat edelim arkadaşlar. Yazık, günah. Vallahi yazık, günah. Üzülüyorum ya. Yani bu kadar büyük fabrikalar yapılıyor. Kim çalışacak burada? Bu kadar büyük yatırımlar yapılıyor. Kim çalışacak burada? Çocuklarınızı yönlendirin ya. Doğru yönlendirin ya. Talep neredeyse oraya göre yönlendirin. Herkes öğretmen olacak. Olun bakalım, kim bu kadar öğretmen kimi öğretecek? Yani sinirlendim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum ama bu işi güzel araştırın. Bütün Türkiye'nin her tarafında bu sıkıntı var. Bizim burada 5. organize sanayi bölgesi yapılacak. Daha üçüncüsü bitmedi, bitmiyor. Eleman olmadığından bitmiyor, parasızlıktan değil. Para da var, devlet de veriyor, fabrika sahipleri de zengin. Para sıkıntısı yok, biz yaptığımız işlerin parasını tıkır tıkır alıyoruz. Yani maddi sıkıntı da yok buralarda. Hep ithalat, ihracat firmaları. Yurt dışından dolarla, euroyla satış yapıyorlar. Kimisi uzak diye gelmiyor, kimisi bilmem ne diye gelmiyor. Yani 400 lira, 450 lira, 500 lira yevmiyeyi beğenmiyorlar ya. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.